Cümleten selamun aleyküm. Benim kıymetli izleyicilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim hoş geldiniz. Bugün de yeni bir gündeyiz. Bereketli bir gündeyiz arkadaşlar. Yağmur görüyoruz maşallah. 2-3 gündür. Hele akşamdan sabaha maşallah doldurdu her tarafı. Görüyorsunuz arkadaşlar, doluyor taşıyor maşallah. Rabbim verdi dolar taşarmış. Kulun verdiği başa kakılırmış diller ya, aynı o hesap. Şöyle göstereyim. İyi oldu ya, tam Ekim'de geldi. Nisan'da yağmadı, Mayıs'ta yağmaya başladı. Zaten böyle olurmuş ya, Nisan'da yağmasına Mayıs'ta bayağı çok yağarmış. Öyle yani dediler. Allah Allah. Ciddi misin? Ana, nasıl mutlu ettin ya beni. Ben de dün bir tane kadın gitti Hasan şeye doğru. Ne onun adı? Elinde poşeti, ondan sonra sırtında yeleğinin çöpe doğru gitti. İşte oradan mantar toplamak amaç. Al bir yağmur bastırdı. Kadın nereye kayboldu bir tane hiç görmedim. Orada duracak yer de yok kendisini hani böyle koruyacağı bir alan. Valla? Gelin baba inanın. Yedik diyorlar çocuk almış demek ki. Yalan söyleme söyler. Hiç lafı okşudu. Biz şeye gittik. Yüksel gününü tutturamıyor annem de akşam hitap etmeye çalışıyor. Öğlen almış. Baba. Öyle. De akşam bilmiyor yani. Öğlen akşam bilmiyor. Bakışları bilmiyor. Baba bizim abi benzemiyor musun? Benziyorlar aynısı. Aynısı bizim abi. Dün de şey izliyor, bir tane film izliyor, orada arabaya da benzetti bir arabaya, bu da onun arabaya benziyor, bu da şunun benzerlikler yapıyor evet belli. Arkadaşlar bugün günlerden Selim'e nasıl olur bilmiyorum ama çadırımı çekerler, bir şey mi yaparlar. Selim'e de bir nişan merasımı, bir şey çalacağız, saat 4'te 5'te şey yapacağız. Onlar çok güzel bir şekilde ayarlar bence, çünkü onlar da böyle düğüne şeye çok iştahlılar, yani çok seviyorlar. Herkes sever de. Nişan merasımı yapılıyor. Yani orada olmasa zaten olmaz, ıslanırlar çünkü. Bir tane de çanta, maşallah, case yapıyorum arkadaşlar kendime. Şimdi malzemelerini koymaya başladım. Kenar şeylerini kestim biraz önce. Yanlarını. İçine pedallarımı koyacağım arkadaşlar. Hani kırılmamaz için biraz da seri olmasın. Normalde o bizi çok uğraşıyor. Dağmusunun şeysini. Sen söyle söyle. Dağmusunun şeysini dağmamız uzun sürüyor. Ama böyle olduğunda sadece direkt açacağız. Kapağın içinden İstanbul'dan al dedim. Yapmaya vaktim olmadıydı. Hey. İçinin malzemeleri falan da geldi. Satın aldım internetten malzemelerini. Sünger gibi şeyler var. Kırılmaması için, sağa sola kaymaması için. Baba, şimdi kesimlerini yapacağım. Kayboldu. Şu taraftan gidersen daha karlı olursun. Oradan yol kısa oluyor. Şahlarını falan yapacağım arkadaşlar. Evet. Yarın bu kadar. Allah'ım sana kolaylıklar versin inşallah. Anne gösterme. Sağ olasın. Buradaki ev tadilat yapıyorlar. Bu arada arkadaşlar Yükselim de şöyle zikir matiyle görüyorsunuz. 16.666 tane Bismillah, Estağfirullah, Elhamdülillah çekiyor değil mi annem? Hepsini söyleyerekten çekiyor karışık. Elhamdülillah da diyor, Allah Ekber de diyor. 8 tane diyorum aynısını. Maşallah 2 gündür böyle çekiyor bu şekilde. Annem gele doğru geldim arkadaşlar. Canlar şöyle anacıma doğru geldik. Bugün evet şu oğlanın kara oğlumuzun bir de öbür sarı oğlumuzun doğum gününü kutlamak değil de böyle çocuklar mutlu olsun diye hatırlamak diyelim arkadaşlar. Kutlamak değil bizimki, amaç o değil yani. Ama ne bileyim şey olmasın diye. Mesela Yusuf çok istiyor. Ben de diyor arkadaşlarım oluyor, niye benim doğum günüm olmuyor diye söylüyor. Biz de o şekilde arkadaşlar doğum günü ayarlaması yaptık bugün. Emoşlar Fatoş mutfaktadır. Onlar hazırlığı yapıyorlar. Kıyam burada. Anacımdan da ben burayı topladım annem deme süpürgeyi aldı. Kıyamadı bana. Ben süpürmeyeceğim bilmiyor da. Sen bir anacım da beni dolandır benim. Dolandı. Çevik alsın maşallah canım hanım. Öylece arkadaşlar bir yandan hazırlığımızı yapacağız. Anne bu süpürgeyi. Nasıl iştahlı geldin ya. Ben bakayım ay yapayım. Esas mı? Valla. Zeynep'i saklıyorum şimdi. Aynen. Çok
saat bir kaçta olacak ki? 2'de. Daha var ama yaparız. Yine de bir dakika da gidelim. Abla da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Zeynep. Arkadaşlar annemin çocuklarla imtihanı. Şöyle annemin süpürgesine oturuyorlar. Zeynep de buradan şöyle. Yaptırmıyor bunlar. Annem de baştan bekliyor çekilsinler. Süpürge süpüreceğim can süpüreceğim süpüreceğim süpürtürmüyor bir ikisi. Biri kapatıyor biri açıyor. Ben bunu aldım sen de Ömer'i çek. Çekince süpürürken yine geliyorlar anne. Süpürge üstüne oturuyor. Zeynep de kapatıyor. İkisi süper ikili. Kıymetli izleyicilerim, ben evimize doğru geldim. Şöyle görüyorsunuz, sobamı hemen bir yakıverdim. Ondan sonra diğer odamın sobasını doldurdum. Oralar ılık diye doldurmamıştım. Sütümüz de kayınbabam sağmış, ellerine sağlık. Hemen hazır oldu. Çağırdı böyle böyle gel Cansu diye. Gittim sütü aldım geldim. Şimdi bu sobamız da pişecek arkadaşlar. Sobama iki daha odun atacağım. Ömer'in çok fazla uykusu var ve karınlarını doyurup ikisini de uyutmam gerekiyor ki Yüksel'in ödevi var. Yüksel'le ödev yapacağız ama Ömer'i yatıracağız. Sizi içeriye bıraktım, ondan sonra ben mutfağıma doğru geldim. Çocuklarım diyor ki karnımız acıktı. Aslında benim şöyle görüyorsunuz tavamda yemeğim var. Dolabımda da yemeğim var, sulu yemeğim var. Böyle patatestir, patlıcandır, ettir, süttür diyen hesabı karışık yemeğim de var. Burada çorbam var görüyorsunuz. İçinde kepçesi, altında tenceresi. Ama çocuklar ne istiyor? Makarna istiyorlar. Yemek istemiyor diyorlar arkadaşlar. Diğer yemekleri anlamıyorum. Ne yiyecekler, ne istiyorlar bilmiyorum. Artık dedim uyumadan çocuklar onların istediği olsun diye makarnamı suyunu koydum arkadaşlar. Burada da benim şehriyeli, bulgurlu, karışık, kavurmalı pilavım var arkadaşlar. Çok seviyorum ben bunu. Yoğurtla karıştırıyorum. Sarımsaklı yoğurt olur. Normal yoğurt olur. Çok güzel oluyor. Şimdi makarnamızı ekleyelim. Gördüğünüz gibi makarnayı da fazla yapmıyorum. Diğer yemeklerde de yesinler diye bunu elimden gelince biraz daha az yapmaya çalışıyorum ama yine de bunu tercih ediyor çocuklar. Şöyle. Bu da bayağı az gibi aslında. Bir de şöyle bir şey var. Bu makarnayı eğer yapıyorsam içine yağ katmayacağım, salça katmayacağım, yoğurt katmayacağım. Birazcık böyle sıvı yağ gezdiriyorum üzerine. Yağı birazcık kızdırıyorum şeyde tavada. Sonra içine ketçaptır, mayonezdir, onları ekleyip yiyorlar. Bilmiyorum, çocukların damak zevkini ben çözemiyorum. Çok fazla şey, ne olmasın? Makarna da ekleyeceğim. Birazcık daha yapsınlar. Şöyle de aç kaldık kütmesini. Süresiniz gibi diğerlerini yapıyorlar yaptıklarını. Bunları da sobama götürüyorum biraz sonra. Bu da tamam. Bir de şey yapacağım, çoban salata yapacağım. Onu da öyle kaşıklarız diye düşünüyorum. Şimdi bir domatesle şey çıkartayım dolabımdan. Bugün çok güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Annem günün kanalında görebilirsiniz. Annemin kanalında, teyzemler aynı şekilde görebilirsiniz. Pek içerikler aynı olmasın diye ben kendime çekmedim. Zaten videomuzun başlangıcında da söylemiştik sizlere. Düğüne gidecekti, nişana gidecekti. Nişana da gitti. Normalde Selime'de diye biliyoruz. Selime kasabası mı oluyor orası? Köy olmuyor herhalde. Orada diye biliyorum. O da şeydeymiş, Aksaray'daymış, Tayvan'daymış herhalde. Tekrardan oraya gitmişti. Biraz sohbet ettik. Sonra adamlar çağırınca şey yaptık, kapattık. Şu saklama kaplarım o kadar işe yarıyor ki arkadaşlar. Gerçekten iyi ki de almışım diye düşünüyorum. Ayran cacım vardı içinde. Dün vardı herhalde. Dün içtik. Öylece bunun için yıkamıştım. Şimdi de buna salata yapacağım. Yemeklerim odasıya kapağını kapatıyorum. Çok güzel oluyor. Açalım mı? Bu da burada olsun. Şöyle. Bu tarafta aslında şöyle tahtan falan da var. Şöyle doğrayalım. Şu ucu testereli olan bıçakla bu tahtayı alıyor arkadaşlar. Altlarını siliyor. Bununla böyle domates, biber doğramayı sevmiyorum o yüzden de. Ama şu bıçaklar iyi mesela. Size bahsettim şunlar. Şu tahta olanlar şey oluyor. Bu tahtalar sıyrılıyor da şu bıçaklar iyi oluyor ama buna. Şu
Şeyler Hasan ilk almış zamanında 3-4 tanesi, 4 tanesi 100 liraya almışmış herhalde bundan bir ay, bir buçuk ay önceydi. Ramazan zamanıydı. Aynen niyetliydik o zamanlar. Dedim ki hani böyle işe yaramasa da bahçemde neydim kullanırım diye düşünmüştüm. O kadar keskin ki. İşte bir daha da öyle bir şey düşünmedim. Bu tahta iyi oluyor arkadaşlar. Bu kesme tahtam artık yumuşak mı oluyor neyden bilmiyorum ama üfeniyor. Şu testereli bıçakla üfeniyor. Bu arada canlar geçenlerde hani sizlere videomuzda şeyden hatta bundan iki video önce olması lazım. Halıları işte mobilyaları falan göstermiştik. Oradan aldığım halıyı göstereceğim sizlere biraz sonra. Hasan da aldı kendisine de 12 garajda onu şu an gösteremem. Yani baya baya ağır. Benim yukarıya taşıyıp gelebileceğim bir halı değil. Makarnamız olana kadar salatamız da oldu bile. Çatalı bir de. Şurada. Sizler neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geziyor, geçiyor? Ne işler görüyorsunuz? Hepinize birden sorayım. Çoban salata dedim de yine de salata da doğrayacağım bunun içine. Çoban salatada domates, biber, bir de soğan oluyor sadece ama yine de salatalık da ekleyeceğim içine. Biberimiz de acı değil, biberi de doğrayacağım. Sonra hemen Ömer'i uyutacağım. Ta sabahki uyandığıyla duruyor. Annem dün orada süt neydi içirdim ama çoluğun çocuğun içinde çocuk uyumak ister mi istemez. Haklı. Haklı olarak da uyumadı. Şöyle. Tamam. Bir de küçük domatesim kaldı. Bunu da doğrayayım. Bugün Kaan'la Yusuf'un doğum günü vardı arkadaşlar. Aslında Kaan'ınki tam olarak Kaan'ınkiydi bugün. Ayın 5'i mi bugün? Vallahi günlerden de haberim yok ki. Günün 5'i mi bugün? Ayın 5'i, günün 5'i her neyse işte. Yusuf'unkinde zaten kutlamaya niyeti vardı Emoş'un. Aksaray'da kutlayacaktı aslında. Ama buradan herkes gidemiyor maalesef ki. Teyzelerim de sen birinin eşi işe gidiyor. Zaten Rabia teyzeminki de yurt dışında. Hasan da bu şekilde gördüğünüz gibi düğüne gitti. Annem de gidemediler çünkü abim işte. Onlar da gidemeyecekti yani. En iyi kararı böyle verdik. En iyisi annem gün orada yapalım diye düşündüler. Hem Kaan'ınki olmuş oldu hem de Yusuf'unki. İkisi de aynı anda oldu. Makarnanın altı kısık bu arada. Kısık mı kız? Aynen. Altını açayım artık pişsin. Ben bunu solak bir şekilde doğruyum arkadaşlar. Sizlere sağ olarak görünüyor. Yine böyle videomda bahsetmişim herhalde. Ben solam ya da sol elle böyle salata yaparım gibi ya da yemek yerim gibi bahsetmişim. Geride yazmışsınız hani insanı mı kandırıyorsun, solam mı diyorsun, niye sağı kullanıyorsun diye. Ön kamerayı kullandığınız her daim sizi tam tersine döndürür arkadaşlar. Sizler de isterseniz bir deneyin. Ön kamerayla çok az bir video çekin ya da bir resim diyelim çekmeye çalışın. Sizi tam tersine çevirir ön kameranız. Her zaman bu böyledir. Yanıltmaca gibi bir şey oluyor. Yani o yüzden yalan yanlış bir şey yok. Bir de bunu ne için yalan söyleyeyim ki mesela ne gerek var? Ben hani solaksam da bunun zararı bana, sağıysam onun karı bana. O yüzden hani yalan söyleyecek olsam ben sağayım. Solaklı değilim diye sizlere söylerim herhalde. Bilmiyorum Allah işte bazen hiç akıl sır ettiremiyorum yorumlara ya da düşüncelere. Herkesin düşüncesi aklı bir olmuyor maalesef ki. O yüzden herkese de aynı şekilde aynı anda ayak uydurmamız biraz imkansız. Sizler de görüyorsunuz zaten. Herkes bir değil. Beş parmağın beş, on parmağın onu da bir değil arkadaşlar. Öyle derler ya beş parmağın beş de bir mi diye. Bu solak olmak ya da sağlak olmak, salak değil bu arada.
Sağlak olmak da arkadaşlar hep beyinden gelen bir şeymiş. Ta küçükken bunu vücudumuz böyle algılayarak böyle olurmuş ama tabii ki de şeyden de kaynaklı. Mesela Ömer de solak gibiydi aynı. Küçükken eline vuruyordum. Sağ elimi al diye kalem alsın, kaşık alsın. Böyle uğraşmaya çalıştığında hep sol elini almaya çalışıyordu. Sonra yavaş yavaş eline vura vura döndü eline. Normale döndü yani. Ya da belki de değildi de çocuk akneli öyle yapıyordu ama belki de müdahale etmeseydim solak olacaktı. Ama çok şükür ki ikisi de sağ. Sağ ellerini kullanıyorlar. Biberi de doğrayalım. Biberleri acılıdır diye aldık ama hiç acısı yok. Karışık. Sizin menülerde neler vardı bugün canlar? Bizim menüde böyle söylediğim gibi yemeklerimiz var. Ben ama sadece salata yemeği tercih edeceğim bugün. Bakalım yemeğim yarına kalırsa. Bir de şey vardı dolabında, tavuk göğsü var arkadaşlar. Onu çıkaracağım. Yarın onu da şey yapacağım. Tavuk çorbası yapacağım. Çok seviyorum. Ta Ramazan'da yapmıştım. Bir daha da yapmak nasip olmadı. Bunu da sıkalım. Efendim yıkayayım hemen. Üzerim şimdi bir de. Ve şuralarını derleyip toplayacağım da videomuzun devamında görüşürüz. Bu arada şu yaptığım değişikliği de size göstermeyi çok istiyorum arkadaşlar. Geçenlerde BİM'e gittiğimizde Hasan zaten videosuna bahsetmiştir. Bana mı çekmiştik acaba o gün? Tam olarak hatırlamıyorum ama şöyle koltuk örtüleri aldı. Ne için almıştı o? Kendisi düğün arabası için almıştı. Düğün arabasının içindeki sandalyelere ya da işte böyle oturacağı şeye, neydi yerinin adı? Tabure gibi şey oluyor ya, onlara neydim böyle, bunları takmak için aldı arkadaşlar. Düşündü ki hani böyle arabada daha iyi, daha şık durur diye düşündü. Ama bunlar beyazdılar. Ve asla düğün arabasına gitmeyecek malzemeler. Ben de dedim ki neden benim mutfak masama sandalyelerim olmasın? Şöyle görüyorsunuz, acayip güzel oldu. Keşke bir paket daha alsaydım, o da şöyle sırt bölümlerine olsaydı. Burada 4 tane sandalyem olduğu için arkadaşlar sadece altlarına yetiştirebildim. Ama şöyle sırtlarına da olsaymış, şöyle görüyorsunuz. Acayip de olurmuş. Şimdi diyeceksiniz ki şuraya yapacağına buraya yap diye, böyle de çok mantıksız oluyor. Şu grili, yani füme grili, bu da siyah beyazlı ama şöyle olduğu zaman birbirini tamamladığını düşünüyorum. Görüyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Dedim ki Hasan bir sen bunları bana hiç arabana ziyan etme. Şöyle görüyorsunuz. Vallahi bilmiyorum, çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ama bitirmişler. Eğer ki biz ikinci pakette almak isteseydik orada yoktu yani. Ben sanıyordum ki bunlar böyle içinde, abi dedi ki oradaki abi 4 tane var dedi. 4 tane deyince böyle hem oturmak için hem de sırt bölüm için 2 tane diye düşünerekten ikili ikili diye düşünüyorum. Ama hep tekliymiş. Şöyle görüyorsunuz hepsine teker teker tertemiz. Bunları da attım örtülerimi. Çok da yakıştı. Görüyorsunuz. Vallahi o kadar mutlu oldum. Sanki böyle mutfağıma başka bir ahenk, başka bir renk gelmiş gibi oldu. Bu arada şunun üstüne de arkadaşlar şey kestireceğim. Şu şeffaf örtü oluyor ya, kalın bir şekilde. Bunlar çizilmasın diye. Çünkü bu cızılırsa çok üzülürüm. Cızılıyor da, yani cızılır da. Olmadıysa da bozulur diye korktuğumdan. Şurada ne mesela? Şu kendi iziymiş. Şunun altına şöyle bir tane runner düşünüyorum. Ama mutfağa göre öyle nasıl runner'lar var bilmiyorum. Oturma odamda var biliyorsunuz, kahverengi şekilde. O zaman Melih abla göndermişti, onu koyuyor, hala kullanıyor ve çok yakıştığını düşünüyorum. Çünkü koltuklarım da, kanepelerim de aynı şekilde kahverengi. Sehpalarım da kahverengi ki o ortadaki runner'da gayet güzel yakışıyor ama bilmiyorum. Buraya da artık şöyle grili mi olur, beyazlı mı olur? Beyazlı olsa yakışır bence. Çünkü zaten hep desenli, şu da desenli, bunlar da yerde. Bilmiyorum artık. Bakalım nasıl yaparsak. Sizlere de bunlar gösterdiğime göre şimdi artık yemeğimi hazırlayıp evime doğru geçebilirim. Şuradan soğanımı alacağım sepette. Bir de soğan doğrayacağım salatamıza. Ondan sonra çocuklarımın yemekleri hazır.
Neymiş evet o? Canlar, ben çocukların karınlarını doyurdum. Makarnalarını tamam, yediler, muratlarını eğirdiler. Koş ama Yüksel, mendili getir. Ablam gelmiş arkadaşlar, Rahime ile beraber. Selamünaleyküm arkadaşlar, Cansu'nun kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kuşkasan. Benim şeyim yoktu internet paketim. Babam bir de gitti, Cansu'nun orada şiddediler. Ondan sonra geldim biraz Cansu'yla sohbet ettik. Yine niye getirdin burayı? Ömer düşünürsen kırılır halacığım. Kaysi bu hafta bir şeyle aldık arkadaşlar. O da hiçbir şekilde tadı yok. Ben almam Kaysi hiç. Bir görünüş olaraktan aynı olgun gibi ama hiç alakası yok. Erik ne olsa şey derdi. Tam yenme şeysi de Kaysi olmaz ki daha. Hiç tadı duzuyor. Hiç almam benim kardeş, de Kaysi. İyice zamanı gelince tatlanır. Bir bakın tadına. Buraya gel. Zaten zamanı geldim. Kendi ağaçlarımız dolduğu için arkadaşlar. Alma gereği yok. He hiç yok hiç. Kahve nedim yapım diyorum. Süt pişirdim. Vallahi. Taze pişirdim. Arkadaşlar annemle de çay içiyordum. He, iç. Şöyle bardağımı da aldım geldim daha. Benim videoda da görebilirsiniz. De güzel çay içiyordum. Arda'nın telefonda internetim bitti. Arda'nın telefonu evimizin internetine çekmiyor. Ben de kendi internetimi ata ata bitirdim. Ama ne anlamı kaldı o zaman? Evdeki internet boşa. Çekiyor da. Gidip gidip geliyor. Ben de hemen attım diye kendi internetimi atırdım. Aslında telefondan işin yoksa koyacaksın, atsın istediği he, vakite. İşim olmuyor da bugün yenilenecek ya, ona şey ettim. He, ondan umursamadım. Nasıl olsa yarın gelecek dedim, bugün de köye geleceğimiz yoktu. Geçen biz şey yaptık, Türksel'in mi hangi valla benimki herhalde Türksel. 30 dakika mı ne veriyorlar, 30 megabayt. İşte 30 yıl mı ne yazdım bana 20 gigabayt verdi. Hava da yaptı, ona da 40 gigabayt verdi, onunki 2 günlükmüş, benimki 1 aylık bitmiyor da. 1 aylık veriyorlarmış aynen. Televizyonda reklamını yapıyorlardı. Instagram'da herkes paylaşmış da ben de acaba dolandırıcı işimi diye şey yapmadım. İskeletorum benim. Ya da çekme. Çekmeyeyim. Arkadaşlar bunlar soyundurar. Kapıyı örtün ama anne. Ben ısırırım seni. O ya duydum. Ömer uyuyordu arkadaşlar. Halaskili Goncu bir dopikleme geldi ona. Ben geldim de uyanıktı. Uyudu şu parkelerde uyumuş bir kaldırdım onu. Ona uyku şişesi geldi işte. Gündüz uyumadı. Gelirsem az sonra uyutacağım. Yüksel'in ödevi var. Onun ödevini yapacağız. Ömer'in uyku saati geldi. Geçiyor daha. Biz diyor kedi almadık diyor. Bizim evimizi batırır diyor kedi diyor arkadaşlar. Ben diyorum bizim masalı istiyor ya sevmeyi. Masalı açık gösterdim ona. Siz diyorum niye almıyorsunuz kedi diyorum. Bizim evi Hasan istemiyor diyor. Bizim evi batırır diyor. Öyle vallahi diyor. Hasan istemiyor. Köpek alacaksan al, kedi alma diyor ana. Hasan da bir tuhaf. Köpek evimizde olmaz ki. Bir de o şey değil yani. Dinimizce de uygun değil değil mi? Kediler zararsız da köpekler evin içinde. Allah. Lambanızı kırarsın ama yapma. Ama Ömer niye birileri böyle böyle yapıyor? Şimdi televizyon. Tekrar tuğur iniyor aşağı. Telefonu kapattın annem de. Ben bir tane kıyafet atıyorum. Şu oranda nasıl ısıracağım seni? Videon geldi atla senin. Geldi mi? Gelsin. O anca şey der. Anca indiriyor. Yarım saatte fazla diyordu. Hemen geldi. Kapadınca. Aynen. Cansu interneti kapadı başta arkadaşlar. Öyle bunda da var bir şeylik. Bir oluyor 50 dakika bazen yazar. 300 saat ne yazar bazen. Severim ben de öyle. Benim evim kendi interneti hemen atar. Ben severim Aksaray'da. Senin oradaki değil. Oraya ne geldik mi atıyor ya. Ama bazıları giriyor işte. Onlara çekmiyor, atmıyor. Niye ki? Kendi hattından kaynaklı o da. Kendi telefon çekmiyorsa internet de iyi olmuyor içinde. Çünkü Derman gelse çekmiyor. Elmas gelse çekmiyor. Telefondan. Benimki hemen atar. Benimki de geçen sizdeyken nasıl attı? Oruçtaydık herhalde. Hemen attı videomu. Hemen atar valla bilmiyorum. Bilmiyorum. Sıra. Senin reklamlarını ayarla o zaman. Ben de bir Rahime'ye süt getireyim, gelin sıcacık içsin. Sana da getirin abla da iç. Yok yok içmeyeyim. Sevmeyin mi? Anne bana da getir. Yok ya severim de. Olsun. Vurma anneciğim. Anne bana da getir. Tamam getirim. Ha bunlar içsin benim yerime. Arkadaşlar bir de halımı da açayım. Şşş. Anne video başta dökersiniz. Bilmiyor balacım. O benim o benim. Sıcak mı? Sıcaksa içemezsin. Biraz. Sen dur annen gelsin ona göre. Yavaş üstünüze ne dökersiniz? Nasıl geliyor? Yeni mi aldın? geçenleri de şimdi gösterdik ya videomuzda. Aldık diye de söyledik, yine de yazmışlar aldığınız halıyı niye göstermediniz diye. Yine ben de görmedim baktım da. Bugün gösterildi. Aslında orada söylüyorsa Allah'a emanet kaydetmemişsin herhalde. Sütünüzü dökmeyin anneciğim. Abla süt dersen durun ne diyeyim ne yapın? Şey sen kendi sütünü al bir de öpeyim. Bana da mı kattın? Anne o şeker atmayın. Valla attılar Emi. Hepsine. Şunu atmadınız değil mi Yüksel? Tamam. Attılar da sıkıntı yok. Onu tamam, alırız. Ömer'e yaparım. Size bir daha. Şeker mi yiyeceksin? Hayır. Ben mutfak için aldım. Gel bari. Tamam açar. O zaman da söylemiştim. Ben de yiyeceğim. Tamam. Şöyle yerim. Çok sıcak. Çıkartacağım bunu.
Çocuklar yanmayın, çok sıcak. Hemen gösteriyorum ben. Kapatsın kırarsın ha. Çok güzel. Şöyle. Ben gıdas aldım. Oh my god! Yükseldi, dur. Nereye aldınız? Çok şişmanıyorlar. Kıvarmış da bu. Biraz şeyi anlatacağım. Burada ödül mü var? Şey mi düşer? Ben görüyorum ki çocuklardan bir çekilir misin? Ödül var sanki Cansu. Ama orada da var. İki taraf. Ama ben bakmadım da biliyor musun? Bir Ömer'in ayağının altında var, bir de elinin tam yanında. Ömer'in çizgiler açmadı bebeğim. Her yerde var anne o çizgilerden. Öyle mi? Bak burası hep çizgi. Şuraları mı diyorsun? Ha oralar. Ben de şu ipi mi diyorsun hani aynı kişi? Yok yok. Hepsi de var bak. Bu şey defa olmuş herhalde buralarda. İkili kontrolüm o zaman neredeyse. Burada da var Cansu'ya bak hep. Uzun mamasına bak. Dikkat edin. Niye dikkat etmedik ki o kadar senin? Çok belli değil de. O belli değil de Cansu çok açık almışsınız. Mutfağı böyle açık renkte bakmıyor. İşte. Çocuklar ölüyor. Bunlar hiç dayanmıyor. Acayip hoşuma gitti orada arkadaşlar. Şöyle desin olarak da ne? Ama şey işte mutfağı açık çok. Aslında güzel mesela. Benim mutfağıma bu çok güzel gider. Çünkü benim mutfağım koyu ya. Aynen. Açık derdim çok güzel gider. Senin mutfağın beyaz. Bu da yakışır ama çocuklar için dedim ben. İşte. Sen uzun mu yapacaksın ya? O zaman bir şey olmaz. Benimkilerine ne? Baksana bizim mücadele böyle olur işte. Ömer gel kalkana tutu çirip alalım gel. Kal bu oğlum. Hadi çekil de bir toplayma artık bunu. Ben suyumu içmeyeyim. Ne istedin? Bak koyun bırak. Soğutsun da sana vereyim. Çekil annem. Çekil çekil. Gel. Çok güzelmiş. Güle güle. Ama çekil. Aynen deseni güzel. Aha güzel. Tam beyaz da değil aslında. Böyle kırık bir beyazı var kırık şöyle. Kırık beyaz böyle hatta bir baktım mı griye kaçıyor gibi gözüküyor yani böyle. Hadi çekil. Bir çekilim oğlum. Işıktan dolayı. Bayağı büyükmüş ama. Şey de olsa olur aslında. Şu son odam boş ya. Oraya da sersem olur. He olur bak. Yani. Ne kadar aldınız? Konu 1000 liraya. Ama hiçbir şey diye 1000 liraya. Çünkü şey kalın. Şu zamanda işte bir şey itmiyor aslında. Bir de halda kalın öyle ne bileyim. Bir de ya olur diye düşündüm aslında. Neyi almışsın ya? Gene sütünüzü için bak, rahim ablan içecek. Dur dur. Yüksel Ömer. Yüksel yapma kafa sağırır halam. Yani sütün işte gidelim. Daha annem günlerinde de misafir var, dermanlar var. Orada çay içiyorduk, koydum geldim arkadaşlar. Ha, şeyde Cansu da süt getirmiş kalamadım da. Böyle iste sütünü. Arkadaşlar bir de sizlere bir şey başımızdan geçen talihsiz şeyi de anlatalım, maceramı da anlatın. Dün arkadaşlar işte günlerden cumartesiydi. Bugün zaten şey pazar da. Dün videoyu yayınlamadım. O yüzden anlatmaya fırsat olmadı. Dün çocuklar duş aldırdım arkadaşlar. Önce dedim ki Yüksel duş aldırayım. Sonra Ömer duş aldırayım. Ömer çünkü hemen girip uyutacağım. Sonra Yüksel'i banyoya götürdüm. Ömer'i de buraya bıraktım. Eline de biraz oyalansın diye telefon verdim işte. Bir şeyler izle belki diye. Sonra bu burada şu başörtülerimizin küçük boncuklarını bulmuş. Zaten koparıyorlardı. Yo da sen ne yapacaksın bunu? Duran boncuğu almış bununla i̇şte. Sormuş. Duran boncuğu bununla sormuş arkadaşlar. Bunu tam banyo şeyine soktum işte. Banyoya aldım içeriye. Koşarak bu gelmiş ağlayarak. Anne anne ne dedim? Bununla boncuk kaçtı diyor. Boncuk geldi girdi diyor. Şaşkın ya. Küçükken öyle bir olay benim başıma da geldi. Ben de kaçırdım. Değil mi? Nohut kaçırdım ben de. Hadiyemiz öyle yapmış. Ben de kaçırdım iki tane. Aman. Yok ya sana olmadı. Yapma Ömer. Ben kaçırdım. Ömer yapma. Ondan sonra ben bunu kanırdım. Zaten kanır sen bunu da. Ama Ömer vallahi kızma bu dedem. Yemin ederim. Hayır. Arkadaşlar ben sessizlik diye çekmeye alışkınım ya. Hem de bunlarınki bana şöyle kafamda şey gibi geliyor. Alışık değilim ya kalabalığa böyle. Çocuk sesine alışık değilim. Bunlar birbirlerini iyi yiyorlar. İnsan görücü böyle oluyorlar, şımarıyorlar. Sonra arkadaşlar onu iğneyle, ondan sonra cimbulu zorbeler çıkarttım. Bayağı ağladı ama geri de kendi şey pişman oldu. Nasıl bir şey olmadı? Küçüktü bilmem ama nasıl gitmemiş. Ama burnunun deli de küçük baksana burnunun. Şey, ama boncuk da büyük biliyor musun? Burnuna bırak şunu bir. Yine Allah mesela karanlığında bırak şunu. Üstten sırtladım böyle bak, çıkardım. Bak nasıl burnuna. Yavaş. Anneciğim sırt döken yanan. Burnunu kaldı da bir bakın burnunu aldı. 20 sene. Yok kutu. Şu kadar küçük. Aldı ya. Almış anne. Halana nasıl yaptın? Anlat hadi. Nasıl soktun? Şöyle yaptı, soktun mu burnuna? Sakın bir daha ölürsün bak sakın. Hani geldi. Boncukla şey etmeyi yapmak yok. Oynamak yok. Kendisi durup dururken. Şuradan çıktı. Boncuk dolanmış gelmiş girmiş. Çok mantıklı. Seni yaramaz. Demedim mi? Sen oynama halde mi işmiyorsan oynama. Ya böyle aldım burnuna soktum.
aldım boncuğu. O zaman canlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Umarım ses kalabalığından dolayı sıkılmamışsınızdır. Ah düştü. Emir'i nasıl soktum diyor bak trafikte. Biliyoruz suçunu da öyle işte. Ömer'in ağzına gelmişti. Yapmayın. Ömer bizi gördü ya, o yüzden neşesi yine geldi. Aynen. Uyuyordu halbuki bir yemek yedi. Bak. O zaman herkese hayırlı akşamlar dilerim. İyi akşamlar canlar. Allah'a emanet olun.